önce ufak bir ısınmayla başlayacağız. Sanırım şimdi daha ortadayım. Evet. Kolları yukarı kaldırarak başlıyoruz. İyice yukarı doğru uza. Ve aşağı doğru bırak. Tekrar. Kollar yukarı, iyice uza yukarı. Ve bırak. Son bir kez daha. Kollar yukarı. Ve bırak. Omuzları çek kulaklara doğru. Bir anda aşağı bırak. Tekrar. Çek omuzları yukarı ve bırak. Son bir kez daha. Ve bırak. Omuzlar da daire. Ama sıkıştırarak değil, rahat bırakarak. 3 4 5 6. Tersten 1 2 3 4 5 6. Elleri birleştir. Tersini çevir, karşıya uzat. Sırtı şöyle göstereyim, geriye doğru gönder. Sırtı geri, kolları öne iterek sırtına doğru kocaman nefes al. Ve bırak. Aç kollarını, göğsünü yukarı doğru it ve yukarı doğru nefes al. Tekrar ellerini birleştir. Karşıya doğru uzat. Sırtı geriye gönder. Şimdi aç kolları, göğsü yukarı doğru aç. Son bir kez daha elleri al, karşıya uzat, sırtı geriye gönder. Ve göğsü yukarı aç. Evet. Aşağı doğru, ilk önce başını aşağı bırak. Sonra omuzları aşağı bırak. Ve bacakların üstüne doğru kendini rahatça aşağı bırak. Sonra omurlarını tek tek üst üste koyarak, yuvarlanarak yukarı doğru kalk. Tek tek yuvarlanarak aşağı tekrar. Her şeyi rahat bırakarak yapın lütfen. Ve tekrar yuvarlanarak kalk. Son kez aşağı doğru yuvarlanarak gittik. Ve yuvarlanarak kalktık. Elleri göğsünün önünde cross birleştirebilirsin veya açık tutabilirsin veya robot kollar yapabilirsin. Özellikle omuzunda sıkıntı olanlar bu cross kolu kullanırlarsa daha iyi olacaktır. Dirsekler büklü olanı ben tercih ediyorum. Buradan yana doğru rotasyon yapıyorum. Yan tarafa doğru, sağına doğru da ve tekrar karşıya dön. Bunu yaparken iki diz hizan, daha doğrusu kalça hizanın eşit kalmasına dikkat et. Dönerken bir bacak öne, bir bacak geriye gitmesin lütfen. Nefes alarak kendini yukarı çekerek dön rotasyona ve nefes vererek ortaya gel. Bir. Hep sağ tarafa. 6 tane. Dön. 2. Nefes alarak dön. 3. Al nefes. Dön. Son 2. Al nefes. Ve son kez. Ve vererek karşıya dön. Aynısı sol tarafa. Nefes alarak dön. Ve vererek karşıya dön. Al nefes. 2. Ve yavaş. Nefes al. Dön. 3. Al nefes. Ver. 4. Al. 5. Son bir tane daha. Ve son. Kolları açtın. Öne doğru yuvarla kendini. İyicene curl. Sırtı geriye doğru yuvarla. Şöyle gösteriyorum gene. Sırtı olabildiğince pelvisi kendine doğru çevir. Sırtı geriye doğru gönder. Sonra göğsü yukarı aç yapacağız. Nefes, boşalt nefesini. Öne doğru yuvarlan. Avuç içlerinin tavana bakacak şekilde geriye doğru gönder. Alarak yukarı. Alarak yukarı. Son kez. Ve bırak. Elini bacağının ters bacağının üstüne koy. Sağ elini sol bacağın üzerine yerleştir. Dirseğini de büküp sağ tarafa doğru yana doğru bükül.
Burada hiçbir şeyi zorlama. Çok gidemiyorsan bu kadarsa da burada kalabilirsin. Önemli olan aksi kalçayı olabildiğince yere bastırmak. Nefes alıp verip yan tarafının rahatlamasına izin ver lütfen. Boynu da kasma. Ve kolundan uzayarak yavaşça yerine dön. Diğer tarafa. Çok zorlamadan. Yerine dön. Kolları yana doğru getir. Gene robot kollara getir. Dirsekleri birleştirecek şekilde öne getir. Ve tekrar robot kollara geri dön. Bunu yaparken, şöyle yine gösteriyorum. Bunu önde birleştirirken kamburlaşmamanız lazım. Olabildiğince dik sırt, dirsekleri tamamen birleştir. Ve tekrar aç yapacağız. Sırt dik olması önemli. Karın kaslarınızı da birazcık aktif tutarsanız daha faydalı olacak. Robot kollardayız. Tam 90 derecelik açıyı bulmaya çalışın. Hatta karşınıza ayna koyabilirsiniz. Çok daha iyi olur. Ve önde birleştir. Ve aç. Bir. Açtığımda kürek kemiklerini geride birazcık sıkıştırmaya çalışıyorum. Tekrar öne. Ve iki. Öne. Birleştir dirsek. Üç. Dirsekleri birleştir aşağı düşürmeden. Arkada kürek kemiklerini yaklaştır. 5 6 7 8 9 ve son kez açtım ve buradan dirsekler kısa kısa geriye sıkıştır. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10'da kal. Aç ellerini de yana. Avuç içlerini yere doğru çevir ve yanlara doğru uzayarak daire. Daire. 2, omuz başlarını lütfen yuvalarında tutmaya çalış. 5, 6, 7, 8, 9, 10 tersten. Bir hep daha uzakta bir yere ulaşmaya çalışırmış gibi yap. 5, 6, 7, 8, 9, 10 tekrar tersten. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tersten. 1, 2, 3, 4. Kürek kemiklerini aşağı doğru kaydırmaya çalış. 8, 9, 10 ve sarıl kendini öne doğru bırak, bir rahatla. Elleri başının arkasına alabilirsin ama omzunda rahatsızlık varsa tekrar hatırlatıyorum, sürekli bu cross kolları kullanabilirsin. Ellerin başının arkasında mümkünse sırtını böyle sanki yukarı doğru çekiyormuşsun gibi düşün ve sürekli bu uzama halini hatırlat kendine. Nefes alarak dümdüz sırtla öne doğru gel. Nefesini vererek daha da sanki boyunu uzatıp geri geliyormuşsun gibi düşün ve geri gel. Al nefes öne. Ve geri gel. Devam. Ve 3. Yandan gösteriyorum. Devam edin lütfen. Öne. Ve geri gel. 4. Al nefes. 5. Nefes al. Öne. 6. Olabildiğince dirsekleri geriye yaslayarak. 7. Sırt kaslarını sürekli hissetmen lazım. 8. Son 2 tane. 9. Son kez. 10. Şimdi yarı yolda kalacağım. Sırtım hala dik. Yarıya kadar geldim, burada kaldım. Avuç içlerini birbirine baktıracak şekilde ileri uzat. Ve tekrar başının arkasına getir. 2 3 4
Hep bir yatay devam. 5. Al nefes. 6. Al nefes. 7. 8. 9. Ve 10. Burada kal. Bekle sadece. Hala uzuyorsun. Hala yarı yoldasın. 4. 5. Bekle. 6. 7. 8. 9. 10. Ve bırak her şeyi yere. Ve yuvarlanarak kalktık. Umarım her şey yolundadır. Yorumları kapattığım için bir şey göremiyorum. Çok kendinizi zorlamadan yapmanızı tavsiye ederim. Eller yanda. Nefes alarak yana doğru uza. Ve yerine gel. Bir. Bunda iki oturma kemiklerinizi hissedersiniz. Kalça kemiklerini. Onların ikisinde de eşit ağırlığınızı hissetmeye çalışın lütfen. Ve bel kısmından yana doğru uza. Ve tekrar yerine getir omurgayı. Tekrar al nefes. Orta. Al nefes. 3. Orta. 4. 5. Ve son kez. 6. Şimdi diğer tarafa. 1. 2. 3. 4. Aksi tarafı hep yere bastır. 5 ve son kez. 6. Elleri başın arkasına getir. Sırt kasları muhtemelen ve omuz kasları şu an kendini hissettiriyor. Normal, aynen devam. Nefes alarak yana doğru bükül. Ve ortaya gel. 1. Şimdi bunda dikkat etmem gereken şey, yana doğru sıkıştır veya kendini bırak değil. Aksine yana doğru uzayarak yana doğru gittim. Uzattığım tarafı yukarı doğru itiyorum. Yani amacım aslında aşağı bükülmek değil, aksi tarafını yukarı doğru itmek. Hazır, yapalım. 8 tane sağ tarafa. Al nefes. 1. 2. Aksi tarafı iyice uzat. 3. 4. 5. 6. Şimdi diğer tarafa. 1. Nefes al. 2. 3. 4. Son 2. 5. Ve 6. Kolları rahatlat. Omuzlarını şöyle bir rahatlat. Umarım aksi tarafınızın uzadığını hissetmişsinizdir. Boyunda bir sıkıntı hissediyorsanız eğer muhtemelen omuzlar çok elevasyonda kalmıştır. Onları mümkün olduğunca her zaman yerinde tutmaya özen gösterin lütfen. Elleri gene başın arkasına aldım. Dediğim gibi tekrar isteyen cross'ta tutabilir. Öne doğru mekik çekmeyi hepimiz aslında aşağı yukarı biliyoruz. Yapmadıysak da mutlaka televizyonda görmüşsünüzdür. Eller başın arkasına öne doğru katlanmak. Bunu şimdi biz oturarak yapacağız. Ama düzgün hissetmemiz için yapmamız gereken bir takım şeyler var. Eller başın arkasına sadece parmaklar değiyor aslında. Hiç kendimi kapatmıyorum, çekmiyorum. Dirsekleri hafif öne doğru getir. Karşıya doğru bakarken görebileceğin bir hizada olsun. Nefesini verirken karnına yumruk yemiş gibi içeri doğru katlan. Ve kalk. Nefesi sonuna kadar verin ki içerideki iyice o kor kısmı hissedebilin. Nefes vererek, bütün nefesi boşaltarak yapmaya çalışın. İki. Üç. Dört. Beş.
altı. Hala oturma kemiklerimde eşit ağırlık var. Ne önde ne geride. Yedi. Sekiz. Sanki büyük bir topun üzerinden gitmeye çalışıyormuş gibi düşünün. Olduğunuz yerde küçülmeyin. Dokuz. Ve son. Yorulan varsa tekrar vücudunu serbest bıraksın aşağı. Ve yavaşça toparlandı. Tekrar söylüyorum, umarım her şey yolundadır. Yorumları bir yandan açmak istiyorum. Hani acaba yayın düzgün devam ediyor mu bilmiyorum ama gördüğüm kadarıyla normal devam ediyor. Evet, biz de devam edelim. Elleri iki yana açtım. Şimdi tekrar robot kola geldim. Rotasyon yapmıştık biraz önce. Tekrar o rotasyona geri dönüyoruz. Onu ısınmak için yapmıştık. Ayaklarım gene eşit basıyor yere. Kalçam ileri geri oynamayacak. Nefes alarak yana doğru döndüm. Açtım kollarımı. Tekrar robot kola döndüm. Ve karşıya bak. Sağ tarafa sürekli 6 tane. Al nefes. Al. Ve vererek ortaya bir. Al nefes. Al. Ve ortaya iki. Al nefes. Üç. Dört. Olabildiğince trakeal bölgeden yapmaya çalışın. Göğüs kafesinden. Beş. Ve nefes al. 6. Şimdi ters tarafa. Al nefes. Ve ortaya. 2. Al. Ver. Hala ensemin arkasından yukarı uzuyorum. Al nefes. Son 2. Son kez. Ve bırak. Tekrar omuzlarını bir rahatlat. Şimdi tekrar robot kollarda eller. Öne doğru dirseklerimi birleştirdim. Avuç içlerini şimdi kendime doğru döndürdüm. Ve burada dirsek kısmını ayırmamaya çalışarak kolları yukarı doğru it ve indir. Bunda dikkat etmeniz gereken bir şey daha var. Dirsekleri yukarı doğru kaldırırken bel çukurlaşabiliyor. Ona izin vermeyin, karnınız hep aktif kalsın. Burada dirsekler birleşik. Olduğun yerden yukarı. 2 3 4 5 6 7 Çok aşağı düşürmeden, hep daha yukarıyı düşünerek. 9 10 Kısa kısa yukarı. 7 8 9 10 ve bırak. Kolları iki yana açtım. Şöyle bir rahatlattım gene omuzları. Avuç içlerini yukarı doğru baktırdım. Ve buradan iki yandan ağır bir şeyi tutup kendinize doğru çekiyormuş gibi kaslarınızı kullanıp yapın. Bunu varsa küçük ağırlıklarınız, ağırlıkla da yapabilirsiniz. Veya lastiğiniz varsa lastikle de aynı şekilde çalışabilirsiniz. Ama hiçbir materyal kullanmadan kendi kas kuvvetinizi hissedip yaparsanız çok daha verimli olacağını düşünüyorum. Kolları açık, avuçları yukarı doğru bakıyor. Omuzlarını yuvalarına yerleştir, karnı aktifleştir. Bu pozisyonu hep korumaya çalışın. Kendine doğru dirsekleri bük ve aç. Omuzlar aşağı ve aç. Aç. Dört. Beş. Kaslarını kullanmaya çalış. Yoksa çok boş da yapabilirsin. Altı. Boş yapmamaya çalış. Yedi. Sekiz. Dokuz. On. Son beş tane daha lütfen. Boynunu uzun tut. Ensenden uzağa. Dört. Üç. İki. Ve son kez bir. Ve bırakabilirsiniz.
Bir kolu geriye doğru gönder, dirsekten yürü. Olabildiğince dirseğin omuzunla aynı hizaya gitmek istermiş gibi olsun. Tabii ki tamamen aynı hizada olamayacak ama kolu geri gönderebildiğin kadar gönder. Belinin çukurlaşmasına izin verme, karnını içeride tut. Ve buradan sadece parmağınla destek ver. Buradan yukarı tam düzleştir ve tekrar dük yapacağız. Üst kolun tamamen sabit kalacak. Alt kolunu hareket ettireceğiz. Bunda da hiza, yani üst kolun hizasını bozmamaya çalışın lütfen. Elini geriye gönderdin. Öne kaçmaması için sol koluna, sol koluna destek verdin. Olduğun yerden yukarı doğru uzat kolunu. Bir, arka kaslarını kullan ve tekrar dirseğini büyük. Devam. 5 6 7 8 9 10. Hareketlerin çoğu basit görünüyor ama eğer doğru yaparsanız, doğru hizalanmayla çok güzel çalıştırır, verimli. 3 2 ve son kez 1 ve bırak. Bırakınca zaten daha çok hissedersiniz. Şimdi diğer kol. Omuzunuzda problem varsa yapmayabilirsiniz bu arada. Elinizi yerleştirdiniz sağ elinizi sol dirseğe. Tekrar 1 2 3 4. Kolunuzu tamamen düzeltmeniz önemli. 6 7 8 9 ve 10. Kolları bıraktık. Kolları salla. Şimdi boynu birazcık rahatlatmaya yönelik birkaç hareket vereceğim. Elini, tek bir elini alnının ortasına yerleştir. Sadece boynun olduğu yerde kalsın. Elini alnına yerleştir. Olduğun yerde elini başına, başını da eline doğru it. Bunu yaparken boynun önde kalmasın. Hep olduğun yerde kalmaya çalış. Ve ikisini birbirine doğru itmeye çalış. Zaten boyun kaslarını hissedersin. O itişi hisset ve orada kal 15 saniye. 1 2 3 4 5 6 7 itmeye devam. 8 9 10 5 4 3 2 1 ve bırak. Diğer elinle de yapıyoruz. Ve boynunun normal yerinde olduğundan emin ol. Omzun da yukarı çıkmasına izin verme. Ve ikisini birbirine doğru direnç göstermesini sağla. 1 hep itiş yap. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5 4 3 2 1 ve bırak. Ellerini başının kafatasının üzerine yerleştir. Kenetleyebilirsin. Başının arkasına koy. Lütfen kafatasının başladığı yere veya boyuna yerleştirmeyin. Tam kafatasının üstüne yerleştirin. Yani tam arkasına yerleştirin. Dirsekleri hafif öne getir. Ve burada kafayı geriye doğru itmeye çalış. Gene ellerle kafayı, kafayla da eli iteceğiz. Ama boyun hizanı bozmamaya çalış lütfen. Dirsekler hafif kapalı. Ve itiş yap omuzlarını yuvalarında tutarak. İt. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5 4 3 2 1 ve bırak. Sırtınızdan boynunuzdan aşağı şöyle üçgenlemesine sırt kaslarınızı hissetmiş olmanız lazım. Bunu bir kere daha yapıyoruz. Ellerini birleştir. Kafatasının üstüne koy. Omuz başlarını aşağı indir ve başını geriye doğru itiş yap. Elinle de başını it. 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10, son 5, 4, 3, 2, 1 ve bırak. Sağ elini şakanın üstüne doğru yerleştir. Elinle yine aynı şekilde başını, başınla da elini itiyorsun. İt, omzunu lütfen yerine yerleştir. İt, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, son 5, 4, 3, 2, 1 ve bırak. Diğer tarafa sol elini yerleştir ve it, 2, omuzun yerde, 3, 4, 5, dikkat et omurga yamulmasın, 7, 8, 9, 10, son 5, 4, 3, 2, 1 ve bırak. Başını sağa doğru devir. Elini sadece üstüne yerleştir. Sadece yerleştir. Hiçbir şekilde çekiş yapma. Burada elin sanki böyle pamuk kadar yumuşak olmalı. Sadece elinle başını tut. Hiç çekiştirmeden sol omzunu aşağı doğru bastır. Zaten çok güzel gerginliği hissedeceksiniz. Burada bir kal. 2, 3, 4, 5, 6. İki omuz da yuvalarında olsun lütfen. 10. Elini bırak. Şimdi başını yavaş yavaş yerine getir. Lütfen acele etmeyin. Diğer tarafa. İlk önce başını bir devir. Omuzların yerinde olduğundan emin ol. Şimdi elini başının üstüne sadece yerleştir. Hiç çekiştirme. Şimdi sağ omzunu yavaşça aşağı bastır. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve bırak elini. Sonra başını yavaşça yerine getir. Umarım her yerini hissedebilmişsinizdir bu oyuncusu. Şimdi yavaşça artık aşağı bölgeye doğru geçelim. Bacaklara doğru geçelim. Tekrar dik oturuyoruz. Ayaklarımızın ikisi de sağlam basıyor yere. Olduğun yerde parmakların ucuna, umarım ayaklarım görünüyordur. Parmak ucuna doğru topuklarını yükselt. Bas. Tekrar. Yükselt. 2. Yükselt. 3. Sırtım hala çalışsın istiyorsanız kollarınızı yukarıda tutarak yapabilirsiniz. 6. Ama gerek yok diyen varsa eller bacakların üstünde veya bellerde kalabilir. 8. 9, 10, son 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ellerini aldın. Kalçanın yanında. Taburen varsa eğer, yani taburede yanınızda yer olmayacak. O yüzden hafif kalçanın altına doğru yerleştirebilirsiniz. Sandalye varsa da gene aynı şekilde yapabilirsiniz. Yeriniz varsa kalçanın yanında olsun. Alta doğru sokuşturmayın lütfen. Ellerini kendi yukarı doğru it. Sırt dimdik olsun. Sağ dizini karnına doğru çek ama kamburlaşmamaya çalış. Hep yukarı doğru it kendini. Sağ bacağını yukarı çek ve indir. Sol. Sol. Ve sağ. Dört. Sürekli değiştir. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. On. Şimdi sağ bacağını olduğun yerden karşıya doğru uzat. Ayak tabanını karşıya göster. Ve yere sadece dokundur. Tekrar. Al karşıya, sürekli sağ bacak 10 tane. Ve 3. Hafif havada. 4. Tam düzleştir. 5. Üst bacak kaslarını hissedecek kadar düzleştir.
7 hala sırtım dik. 8 9 10 Şimdi karşıya uzat. Havada kalsın lütfen. Ayak. Point ileri itiş yap ve parmaklarını kendine çekip flex'e getir. Point ve 2. Point 3. Point 4. Point 5. 6. 7. 8. 9. 10 ve bırak. Aynısını sol bacakla yapıyoruz. Karşıya doğru düzleştir. Çok zorlanan varsa, belinde çok ağrı olan varsa yapmayabilir. Yapacaksa da iki sayı yap, bir sayı dinlen şeklinde de yapabilirsiniz eğer ağır gelirse. Hazır sol bacakla. Nefes vererek karşıya uzat ve bük. Bir, sırt hala dik. İki. Üç. İyicene flex'teyken karşıya uzat ki arka bacak kasları esnesin. Üstte çalışsın. 5 6 7 8 9 10 Şimdi tekrar düzleştir karşıya ve flex point. Öne it ve kendine çek. Point 2 3 4 Olabildiğince yukarıda yapmaya çalış bunu. Ama aşağıda yapıyorsan da sıkıntı yok. 7 8 9 10 Ve bırak. Bacakları sallayabilirsin. Eller belde olsun. Dizlerde problem varsa yapmayabilirsiniz. Belde problem varsa yapmayabilirsiniz. Ama hani kendimi iyi hissediyorum, bence iyi gelecek diyorsanız da varyasyonları var. Eller belde olabilir. Eller normal squat'taki gibi karşıya olabilir. Veya gerçekten dizlerinden destek alıp kalk, tekrar dizlerinden destek al, otur yapabilirsiniz. Eller belde veya karşıda zorlaştırmak için yapabilirsiniz. Bunlar varyasyonları. Şimdi burada diz hizanıza bir bakın. Ayaklarınızla dizleriniz aynı hizada olsun. İçeri doğru düşük olmasın. Yani ayaklarınızı aslında göremiyor olmanız lazım şöyle baktığınız zaman. O zaman ayaklarınızın üstünde demektir veya dışına doğru basmayın. Ayaklarınızı göremeyecek konuma getirin dizlerinizi. Eller belde veya karşıda ve yukarı doğru kalk. Yukarı kalktığında kalçanı sıkıştır. Hafif pelvik tilt yap, kalçayı sıkıştır, sonra otur yapacağız. Hazır. Ve bir. Sırt olabildiğince dik. İki. Üç. Sırt dik ve oturduğumda da tamamen rahat bırakmıyorum. Beş. Dizlerinden destek alarak kalkıp oturanlar 5 tane yapıp bırakabilirler. Yedi. 8 9 10 Son 5 5 Hep göz ucunla takip et. Dizlerinle ayakların aynı hizada olsun. 2 Ve 1 Oturdum. Ayağımı dizimin üzerine yerleştirdim. Bunu özellikle erkekler muhtemelen yapamayacak, kalçası izin vermeyecek. O yüzden normal bacak bacak üstüne atarmış gibi yapabilirsiniz. Bunu yapabiliyorsanız da okey. Yani ayağın konumu siz kendi vücudunuza göre pardon ayarlayabilirsiniz. Aşağı doğru kendini yavaşça bırak. Ve tekrar yuvarlanarak kalk. Burada da devam edin, burada da yapabilirsiniz. Kalçanızın, yani üstteki bacağın kalçasının esnediğini hissetmeniz lazım. 3 Ve yuvarlanarak kalk. Düz sırt git öne. Yuvarlanarak kalk. 5
Yuvarlanarak. Kalk. Ve altı. Şimdi burada bırak kendini. Kolları da aşağı bırak. Bu kadar gidebiliyorsanız da problem değil. Kendinizi zorlamamanız önemli. Gidebildiğiniz noktada kendinizi tamamen serbest bırakın. 15 saniye buradayız. 2, 3, boynu da rahat bırak. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ellerini yerleştir bacağının üstüne ve kendini iterek, yuvarlanarak kalk. Yavaşça ayak değiştir. Tekrar hatırlatıyorum, bacağını istersen komple böyle bile yapabilirsin. Yeter ki bacağın diğer bacağın üstüne bir şekilde gelebilsin. Hiç gelemiyorsa da problem yok. Direkt burada ol, burada düz sırt git ve yuvarlanarak kalk. Omurgana olabildiğince hareketlendirmiş olman önemli. Sol bacağı yerleştirdim. Öne doğru düz sırtla gidiyorum. Öne doğru düz sırt, omurga uzun. Şimdi omurgayı yuvarlayarak geri gel. Bir, tekrar öne. İki, öne, yuvarla, üç, öne, yuvarla, dört, son iki, öne, son bir kez daha ve öne bırak kendini, kollarını bırak, boynu bırak, bekle, altı, 7, 8, 9, 10, 5, 4, 3, 2, 1 ve yuvarlanarak kalktık. Yavaşça ayağını aşağı doğru al. Şimdi yapabilen yapsın, yapamayan zorlanıyorum diyen lütfen dahil olmasın. Ayaklarını açabildiğin kadar açtım, eller belde. Kalçayı İyicene öne geldik sandalyeni. Kalçayı da yukarı doğru kaldıracağım. Tekrar aşağı indiğinde kalçayı sadece değdirmekle değdirmemek arasına kadar getir ve tekrar yukarı çık. Buraya geri geldiğinde oturma lütfen. Nefes vererek yukarı doğru kalkıyorum. 1 ve 9. 2 3 takır takır seslerim geliyor. 4 5 6 7 8 9 10 son 5 tane 5 sırt olabildiğince dik 4 dizler olabildiğince geriye yaslanmış olsun 2 1 ve yavaşça otur bacakları her şey yolunda gitmiştir. Güzel gitmiştir hepiniz için. Bir rahatlamayla yavaş yavaş bitirelim. Bacağımın arkasından tuttum. Dizimi göğsüme doğru çektim. Sırtım olabildiğince dik. Bacağı karşıya doğru uzat ve kapat yapacağım. Bu kadar uzatsanız da yeterli. Kaldırabildiğiniz kadar kaldırıp esnetmeniz daha iyi olur. Sırt dik, omuzlar yerinde. Nefes vererek karşıya doğru uzat. 1 2 3 4 5 ve son kez 6. Şimdi buradan bu kadar da tutabilirsiniz. Ayak bileğinden tutup iyicene esnetmeye de çalışabilirsiniz. Esnetebildiğin en son noktada bekle. 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve bırak. Diğer bacak sırt dik ve karşıya doğru düzleştir. Dediğim gibi kendinizi zorlamayın, omurgayı bozmayın. Sırt dik olsun, bu kadar bile olsa yeterli. Nefes vererek karşıya uzat. 1, 2, 3 4
5, 6. Şimdi karşıya uzat ve tut. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve yavaşça bırak. Omuzlarla tekrar şöyle bir daire yapın. Sırtı da dahil edin bu sefer. Evet. Aç kolları, kendine sarıl. Sırtı kamburlaştır. Öne doğru bırak kendini. Boynunu da rahat bırak. Ve yavaşça yuvarlanarak kalk. Tekrar yuvarlanarak aşağı. Yuvarlanarak kalk son kez. Kalk ve bırak. Bugünlük geçmiş olsun. Umarım iyi hissettirmiştir size. Soft bir ders olmuş olacaktı zaten. Elimden geldiğince soft bir ders vermeye çalıştım. Amaç zaten buradan size direkt pilates yaptırabilmek değil, olduğunuz yerde hareket edebilmenizi sağlamak en güvenli şekilde. Dolayısıyla çok zorlu dersler vermeyi istemiyorum açıkçası. Ama ileriki günlerde bir ya da iki kere zorlu derste vermeyi düşünüyorum. Ama bu gerçekten hali hazırda pilates yapanlar için olacak. Onun başında zaten mutlaka uyarımı vermiş olacağım. Ama genelde benim vereceğim, sizlerle canlı bağlantı yoluyla ulaştığım zaman yaptıracağım şeyler soft, eklemleri hareket ettirebilecek olabildiğince. Çok büyük güçlenme odaklı değil, dediğim gibi eklem hareketliliği, omurga hareketliliği üzerine olacak. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir dahaki seferde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.